Türkiye, Suriye sınırına yönelik tehditlere karşı kullanılan fırtına obüsleri yine adından başarıyla söz ettirdi. YPG unsurlarının yok edilmesi görevi verilen fırtına obüslerinin özellikleri neler? Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde eşdeğer başka hangi silahlar var? İşte Türk ordusunun göz bebekleri fırtına ve panter obüslerine ait detaylar. 5. Manat altı beyaz keser. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin YPG mevzilerini vurmasıyla bir defa daha gündeme geldi. Türk mühendislerinin geliştirdiği obüs topu fırtına yine adından başarıyla söz ettirdi. Kısa adı T-155 olan fırtına obüsü, kundağı motorlu topçu silahı sınıfı güçlü bir silah. Fırtına, Türk Silahlı Kuvvetler envanterine 2004 yılında girdi. 155 milimetrelik silah gücüyle ilk defa Kuzey Irak'a yönelik yürütülen Güneş Operasyonu'nda kullanıldı. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen fırtına obüsleri hareket halindeyken 30 saniye içinde atış görevine hazır olmasıyla dikkat çekti. Ateş! Fırtına obüsü ilk 15 saniye içinde ani atış olmak üzere 8 atımlık bir atış görevini 1 dakika içinde tamamlamasıyla adından söz ettirdi. Fırtına 13 kilometrelik atış menziliyle kara kuvvetlerinin önemli silah envanterleri arasında yer aldı. T-155 fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli kara muharip topları arasında yer aldı. Engebeli arazi şartlarına kolaylıkla uyum sağlayan fırtına saatte 65 kilometre hıza ulaşabilmesiyle ön plana çıktı. Fırtına obüsü %60 meyilli araziye tırmanabiliyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın göz bebekleri fırtına obüsleri 3 metrelik engelleri de rahatlıkla aşıyor. Kundağı motorlu T-155 fırtına obüsleri Suriye sınırında son 3 yıldır değişen angajman kurallarıyla mesaisini sınırda yoğunlaştırdı. Kilis, Hatay ve Şanlıurfa'da sınır ihlallerine karşı fırtına obüsleri sık sık kullanıldı. Ve Panter. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir diğer göz bebeği ise Panter obüsü. Özgün tasarımıyla yerli üretim olan Panter obüsü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bilgisayar ortamında dizayn edildi ve imalatı gerçekleştirildi. Atış öncesi top komutanı ve şoförü tarafından araziye gelen Panter obüsü, koordinatların belirlenmesinin ardından 155 milimetrelik namlusundan adeta korku saçıyor. Panter obüsü araçla çekilebildiği gibi üzerindeki motorla birlikte saatte 40 km hızla hareket ediyor ve kısa sürede ateş etme kabiliyetine sahip oluyor.